kendi dertlerini esasında saray rejiminin devamlılığına endekslemiş olan bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidarın bu derece saray rejimine endekslenmiş tavırları Türkiye'nin bütün kurumlarını çökertti. Sevgili gençlerimiz bize şunu söylüyorlar. Biz aydınlık bir yarın istiyoruz. Bu aydınlık yarını inşa edebileceğimiz bir eğitimden geçmek istiyoruz. Biz çağdaş, bilimsel, gerçeğe dayanan, laik bir eğitim sisteminin bireyleri olmak istiyoruz. Çünkü biz yarının dünyasının bir parçası olmak istiyoruz diyorlar. Bugün mecliste tartışılıyor olan eğitim yasası, işte bu aydınlıkların karşısına karanlık duvarlar örmek isteyen yasalardan bir tanesi daha. Sevgili gençler, sizlerin istediği aydınlık, bizim de istediğimiz aydınlık. Ve sizin peşinden koştuğunuz bu aydınlığın karşısına örülen hiçbir karanlık duvara izin vermeyeceğiz. Bunun eğitim sistemiyle ortaya çıkmasına yol açanlara hesap sormaya devam edeceğiz. Sadece eğitim sistemiyle yarınımız karartılmıyor. Yine önümüzdeki günlerde yarın komisyonda tartışılacak olan bir yargı paketi geliyor. Kendi geleceklerinden korkan bir iktidar var. Suçlu olduğunu bilen bir saray var. Ve bu suçunu ortaya çıkartacak bir yargıyı istemeyen bir saray var. El ele verip paralel dedikleriyle yıllarca Türkiye'de her şeyi alaşağı etmiş olanlar, şimdi adına paralel mücadelesi diyerek bir dizi temizlik yapıyorlar. Unutmayalım, bu temizlik bir paralel temizliği değildir. Bu temizlik paralel bahanesiyle saraya yandaş bir yargı inşası sürecidir. Suçları o kadar çok, korkuları o kadar büyük ki 6 yıldır sürekli yargıyı düzenlemekle meşguller. Biz bu korku paketine karşı sonuna kadar direneceğiz. Yargının hiç kimsenin vesayeti altına girmesine izin vermeyeceğiz. Mahkemeleri yandaşlaştırarak adaletten ebediyen kaçabileceğini düşünenler çok yanılıyorlar. Bir gün bu devran dönecek ve sizler işlediğiniz bütün bu suçların hesabını Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısı önünde bütün vatandaşlarınıza vereceksiniz.